Selamlar değerli takipçilerim. Sizlere yine bir konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu konu hakkında çok soru geliyor. Bu yüzden bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. İşte at severler arıyorlar, soruyorlar, mesaj atıyorlar. Abi sen atına kaç kilo yem veriyorsun? Ya şimdi değerli arkadaşlar, attan ata fark eder. Yani her atın yemi bir olmaz. Her ata vereceğiniz yemin kilosu aynı olmaz. Neden diye soracak olursanız, şimdi o atın kilosu farklı, o atın kondisyonu farklı, o atın her şeyden önemlisi binicisi farklı. Şimdi benim atımın binicisi ile senin atının binicisi bir kere aynı değil. Şimdi iki ata nasıl aynı yemi verelim? Bir kere bunu en başta söyleyelim. Ha bir de şu var. At adamına göre değil, adamına göre yürür. İşte bu sözün en önemli şeyi, açıklaması şu. Yani üstündeki biniciye göre yemini verirsiniz. Kilosunu ona göre ayarlarsınız. Tamam mı arkadaşlar? Ha, şimdi bir de şu var. Yani atınan avradın yediği göze gelmez. Adamları arıyorlar. Abi biz ata 2 kilo veriyoruz. Vallahi billahi ben kalktım atın içinde doğdum, büyüdüm. Ne dedemden duydum kiloyla yem vermeyi, ne babamdan gördüm, ne de bu çevremde, yani eski Türk kültüründe ben yemi kiloyla tartmayı duymadım, yani görmedim. At yapısına göre yer. Yani binici onu ayarlar zamanla. Budur yani. Öyle bu kilo, şu kilo, ben onlara karşıyım. Yani at doyana kadar yer. Binildiği zamanlarda fazla verirsin. Yattığı dönemlerde kısarsın. Yani onun ölçütü odur. Öyle belli bir ölçüt olmaz kesinlikle. Şimdi bir konu daha var üzerinde durmak istediğim. Mesela adamlar bana soruyorlar. Ya sen niye İran hırması vuruyorsun? Kardeşim şimdi